Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Yüzüm gülüyor. Neden? Bir oyun sever olarak gelen haberler beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Series S'ini kutusundan çıkartmıştık. İçin muazzam bir deneyimdi. Çünkü küçücük bir kutuda ihtiyaç duyduğumuz performansı görmüştük. Yepyeni bir ara birim şu anda siz de uzaktan da olsa görüyorsunuz. Oyunlarımız da burada. Ve ihtiyaç duyduğumuz performansı verebilen küçücük tamamen dijitalleşmiş bir kutudan bahsediyoruz. Elimde de yeni nesil bir kablosuz oyun kumandasını görüyorsunuz. Çok ergonomik olduğunu ve aynı zamanda çok dayanıklı bir malzemeden yapıldığını da söyleyeyim. Series S nedir? Bir önceki konsolla kıyasladığımızda bize hangi avantajları sunuyor? Hızlıca anlatmak isterim. Biraz da deneyim paylaşacağım. Microsoft'un bu zamana kadarki çıkartmış olduğu en küçük boyutlu ve en şık oyun konsolunu görebilirsiniz. Series S'ten bahsediyorum. Ama aynı zamanda performans ihtiyacınız da karşılıyor. Ama nasıl oluyor bu? Performansı nasıl gerçekleştiriyor diyecek olursanız özel bir SSD'si var. Aynı zamanda entegre bir yazılımla beraber bütünleşiyor ve Xbox Velocity Architecture ile beraber bu sonuca ulaşabiliyoruz. Çünkü yeni nesil bir konsoldan beklentimiz şu: oyunların aslında boyutları oldukça fazla ama biz dijital bir şekilde, eğer internet bağlantı hızımız da yüksekse, onları herhangi bir optik sürücüyle uğraşmadan doğrudan internetten yükleyebileceğiz. Yüklüyoruz ama şu ana kadarki beklentimiz şuydu: yeni bir konsoldan çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesi ya da yüklenmiş olan bir oyunu yeniden açarken mümkün olduğu kadar az beklemek istiyoruz. Peki nasıl olacak? Bu aslında okuma yazma performansını etkileyen depolama birimiyle gerçekleşebilir. İşte Xbox Series S ve Series X tarafında bu iyileştirildi. Ne oldu? Özel bir SSD geldi. 512 GB'lık NVMe SSD ile beraber yükleme süreleri en aza indirildi ve hızlı devam etme fonksiyonuyla beraber en son oynadığımız oyunlar çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşımıza geliyor. Bu arada merak edilen bir konu daha var. Ben Xbox Series S ya da Series X'i sipariş ettiğimde acaba daha önceki oyunlarımı oynayabilecek miyim? Cevap evet. Geriye dönük uyumluluk sayesinde Xbox One, Xbox 360 ve orijinal Xbox dahil Xbox'ın 4 nesilden binlerce oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabileceksiniz. Xbox'tan bahsetmişken tabii ki bahsetmemiz gereken bir diğer servis var. Xbox Game Pass Ultimate. Bir ücret ödüyorsunuz. Sonrasında da geliştirilmiş olan 100'ün üzerindeki en yeni oyuna sınırsız bir şekilde erişim hakkınız oluyor. Bununla beraber Xbox Series S ve Series X için tabii ki aksesuarlar edinebilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz, aynı zamanda hepsi burada üzerinden de sipariş edebileceğiniz bazı aksesuarlar var. Oyun kumandaları, mikrofonlu kulaklıklar ve diğer Xbox One aksesuarlarının çoğunu kullanabileceksiniz. Bir diğer bilgi de tabii ki ebeveynler için. Çünkü çocuklarına bu konsolu almak isteyen ama aklında bazı soru işaretleri olan ebeveynler olabilir. Yani acaba çocuk kendini çok mu kaptırır gibisinden. Şöyle bir bilgi verelim onlara da. Xbox Family Settings diye bir hizmet var. Bu bir uygulama. Android ya da iOS üzerinden bu uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz bu uygulamayla? Aslında çocuğunuzun oyun deneyimini takip edebiliyorsunuz. İsterseniz belli sürelerle kısıtlayabilirsiniz. Bunu bir ödüle dönüştürebilirsiniz. Böyle bir imkanı da hatırlatmış olalım. Dilerseniz şimdi de Xbox One S ile Xbox Series S arasında hangi teknik farkların olduğunu anlatalım. Sonrasında da deneyimle sizleri baş başa bırakacağız. Bu arada şu anda ekranlarınıza bir tablo geldi. Aslında bu tabloda bütün Xbox ailesini görebiliyorsunuz. Kimler var orada? Xbox Series X gerçekten çok güçlü.
Xbox One X var. Yine o da güçlü bir konsoldu. Ama en babası şu anda Xbox Series X ve daha küçük ama yine de performansı bize sunan Xbox Series S var ve bir de Xbox One S'i görüyorsunuz. Series S ile One S'i kıyaslayacak olursak şu anda ekranlarınızda sadece bu ikiliyi görüyorsunuz. Aralarında bir ağırlık farkı var. Gerçekten çok hafif olduğunu söyleyebiliriz. Taşıyabilirsiniz ya da evinizin içerisinde devasa değil çok daha az bir yer kaplayacak. Bununla beraber özelleştirilmiş bir Zen 2 mimariyle işlemci var. 8 çekirdekli ve 3.6 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Xbox One S'te bu değer 1.75 GHz'ti. Bununla beraber özel bir RDNA 2 grafik ünitesi var. Bir önceki grafik ünitesi yine özel GCN bir grafik ünitesiydi. Daha önce 914 MHz olan grafik ünitesinin saat hızı artık 1565 GHz'e kadar çıktı. Ve daha önce 1.4 teraflop olan işlem yeteneği de Xbox Series S'te 4 teraflop seviyesine çıkmış durumda. Bellek ünitesinde ise daha önce 8 GB DDR3 teknolojili olan ünite artık 10 GB ve GDDR6 teknolojisini destekliyor. Bununla beraber daha önceden 500 GB, 1 TB ve 2 TB ama hard disk olarak gelen depolama ünitesi artık özel bir 512 GB'lık NVMe SSD ile geliyor. Bu gerçekten müthiş bir teknoloji atlama imkanı ve ulaştığımız okuma yazma performansı da saniyede 2.4 GB'a kadar çıkmış durumda. Bununla beraber genişleme yuvası olarak daha önce USB 3.1 hard diskler ya da SSD'ler kullanılıyordu. Artık 1 TB'lık Seagate Storage Expansion Card ve aynı zamanda USB 3.1 hard disk veya SSD ile de genişleme yuvasını kullanabiliyoruz. HDMI çıkışında ve frame rate değerlerinde de ciddi bir iyileştirme var. Daha önce 2160p'de 60 Hz'lik bir çıkış alabiliyorduk. Şimdi ise 2K'da ve 4K'da 120 Hz'lik çıkış sağlayabiliyoruz. Tüm bu teknolojik iyileştirmelerden sonra Xbox Series S eminim ki oyun severlerin çok ilgisini çekecek bir cihaz gibi görünecektir. Bizden şimdilik bu kadar. Birazcık oyun oynayacağız. Yeni teknolojiler ve yeni konsol hakkında görüşlerinizi aşağıda yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.